Şunu unutmayayım. Bu ne hocam? Bu Tomahawk. Kızıldeniz bizim için niye önemli? Ne işimiz var bizim Kızıldeniz'de? Ne işimiz var bizim Yemen Denizi'nde? Hayır, bayılıyorum bu sorulara. Ne işimiz var bizim Afrika'da? Ne işimiz var? Ne işte işimiz eğer var biz Kızıldeniz'e çıkmazsak, Yemen Denizi'ne çıkmazsak, Hint Okyanusu'na çıkmazsak, emperyalizm orada cirit atacak. Doğu Akdeniz'e girmesine bile gerek kalmayacak. Ha, o zaman TCG Anadolu'yu yapma sebebimiz de evet, belli. Evet, emperyalizm bizden uzak tutmak. Uçak gemimizi yapma çabalarının belli bir noktaya hepsi gelmesi de belli. Yani emperyalizmin Doğu Akdeniz'de varlık göstermesine gerek yok. Kızıldeniz'e girer, oradan Tomahawk, taktik silah Tomahawk neticede. Yani bizim bütün gemilerimize ve stratejik tesislerimize... Bilmem neyi geliştirmemizin de bir anlamı var, onun Tomahawk'ı varsa evet. Senin de bir şeyin olacak. Tabii tabii, yani bizim de kendi işte gezgin füzelerimiz yapılıyor ve biz de Batı Asya denizlerinde emperyalizmi kendimizden uzağa süpürmek adına çaba içerisine girmek zorundayız. Yani Barbaros'ların yapmadığı şeyi biz yapacağız. Mecburuz. Yani Barbaros'ların, Pir reislerinin yapmasına izin verilmeyen şeyi artık biz yapmak zorundayız. Yani Osmanlı Devleti bu vizyonu... Bu bir mecburiyet. Zorundayız. Yoksa emperyalizmin esiri olmaya devam ederiz. Yani böyle kimse mutlu değil. %67 enflasyonla yaşarız yani hep beraber. Şimdi Halil Hocam, şunun için mecburiyetin vurgusunu yapıyorum. Kantonlar kurduk diyordu PKK Amerika. Kobanesiydi, bilmem nesiydi, şu suydu, bu suydu. Bizden rahmetli Soner Polat'la program yaptığımızda Soner Polat özellikle bu bir mecburiyet, bunları yıkmak zorunda Türk ordusu diyordu. Evet. Ya yıkarsınız diyordu. Ya da böyle devam eder. Hayır, ya da yıkacak bir hükümet gelir. İşte o da biz... Şimdi mecburiyet olunca artık kimsenin direnemeyeceği bir şey anlamına gelir. Kim gelirse gelsin Türkiye'nin başına ya o işi yapar ya iktidarda kalamaz. Emperyalizmle savaşma kararlılığı olmayan bir hükümet yani yürütemez bu işi. Yani bu işin artık sonun gelmesi gerekiyor. Türk milleti bir sonraki o iktidarı başında tutmaz. Bir sonraki resme devam edelim. Bu Tomahawk. Şimdi emperyalizmin bir Afrika merakı başladı. Yani 2000 yılına itibaren. Ama zaten Afrika'nın içindeydiler. Bütün Afrika sömürgeleri yeniden mi başladı bir şey? Şimdi, Afrika şöyle. Afrika'nın doğal kaynakları sadece emperyalizmin ilgisini çekiyor. Yani Afrika sanayileşmemeli. Afrika kalkınmamalı ki kendisine ucuz ham madde sağlasın. Ucuz işte tarım malzemeleri, ucuz madenler. Nijerya'dan uranyumu alsın ama Nijerya elektriksiz kalsın. Yani bütün Afrika ülkeleri öyle. Yani varlık içerisinde yokluk çekiyorlar. Yani şu an Afrika'ya baktığım zaman bütün dünya üretiminin sadece 20'de biri Afrika'da. Ama dünyadaki pek çok madenin, yani kıt bulunan madenin pek çoğu Afrika'da. Yani 2000'de işte ümitsiz Afrika, 2011'de meşhur bizim ekonomist şeyi var ya, dergisi var ya, böyle ikide bir bize de işte bir şey yapan, saçma sapan yorumlar yapan bizim hakkımızda. 2011'de yükselen Afrika, 2013'te işte umutlu Afrika filan deyip bir emperyalizmde uyanmakta olan Afrika'nın uyanmasını önleyecek şekilde bir girişimler silsilesi var. Devam edelim bir sonrakine. Şimdi 2008'de Amerika kendi komuta yapısını değiştiriverdi. Durduk yerde. Şimdi mesela 2008'den önce Afrika'nın şu mavi olan bölümü Avrupa komutanlığı içerisinde, şu sarı olan bölümü yani Afrika boynuzunu da içerecek şekilde işte Mısır, Sudan bu bölgede içerecek şekilde CENTCOM'un içindeydi. Yani Orta Doğu'yla beraber düşünüyordu. Madagaskar'da Pasifik Komutanlığı'nın şeyinin içindeydi. 2008'de bir karar aldı Amerika. Bu komuta yapısını değiştirdi ve bütün Afrika'yı tek bir komutanlık içerisinde birleştirdi. AFRICOM dedi ismini 2008'den itibaren. Yani Afrika önümüzdeki yıllarda yeni bir dönemin içerisinde yeni bir mücadele alanı olacağı belliydi 2008'den itibaren. Daha önce Avrupa Komutanlığı'na bağlı. Evet, Afrika'yı ayrı bir komutanlık haline getirdi. Evet, evet, tek bir komutanlık haline getirdi. Yani Afrika'ya kendi emperyalist çıkar alanı, Amerika'nın kendi emperyalist çıkar alanı olacak 2008'den itibaren bu niyette olduğu anlaşılıyor. Devam edelim. Şimdi
Bir sonraki. Amerika'nın bir sıkıntısı şu mu komutanım? Mesela Suriye, Irak, ne bileyim Cezayir, Fas, Tunus. Amerika o zaman yoktu dünya siyaset sahnesinde, emperyalist sahnede. Başka emperyalistler vardı. Tabii şu anda diyor ki Amerika, ya ben yoktum o zaman, siz burayı paylaşmışsınız ama hani benim payım? Şimdi Afrika'da da şimdi Fransa bilmem ne şu bu ama zorla alıyor. Yani ben varım diyor, bir dakika. O da var. Yani çünkü onların daha önce onların yerleştiği alanlarda şimdi artık Amerika hızlı bir şekilde girmiş. 2008'den beri büyük ölçüde Afrika'nın içerisinde üstlenme çabası var. Ama çok enteresan, mesela Afrikalılar da direniyorlar. Mesela bu Sahel dedikleri bölge özellikle. Yani Afriko'nun karargahı şeyde, Almanya'da. Yani Afrika'ya bir karargah açamadı çünkü Afrika devletleri direniyorlar. İstemiyorum senin karargahını diyorlar ya, şeye rağmen. Yani bu kadar zayıflıklarına rağmen. Devam edelim. Haritada böyle. Şimdi Somalili korsanlar diyorlar. İşte ne o? Deniz aydutlu aslında. Korsanlık saygın bir meslektir aslında. Korsanlığı. Öyle mi? Tabii. Nasıl yani? Arkasında devlet vardır. Devletin denizdeki milis gücüdür aslında korsanlık. Deniz aydutlu başka. Deniz jandarması gibi bir şey korsanlık. Tabii. Değil mi? Yani denizde denetim harekatını korsanlar yapıyordu kaldırılana kadar. Yani yine onu da kaldıran yine emperyalizmdir. Onu da söyleyeyim. Çünkü Osmanlı'nın canlı damarıydı korsanlık. Bizim Barbaroslar da korsanlık. Tabii onlar da korsanlar, o saygın mı? Ama deniz ayrıntı hırsızlık. O evet. Başka bir şey. Arkasında bir devlet yok. Şimdi nereden çıktı bu Somalili deniz ayrıntıları? Afrika'nın etrafı bir balık sürüleriyle kaynıyor. Yani 24 milyar dolarlık Somali sularında balık var. Hocam kaç? 24 milyar dolar. Sadece balık. Tabii. Yani 12 milyon balıkçı Afrika'da. Ya petrol, doğalgaz, şu bu, onları hiç katmıyoruz. Sadece balık 24 şimdi, milyar dolar. 1991'de. Ve bu sürekli kendini yenileyen bir 24 milyar dolar. Tabii. Yani her üreme döneminde. Yıllık 24 milyar dolarlık balığı var. Yıllık. Ve bu joker aslında Somali için. Çünkü Somali'de kuraklık var. Çöl Somali. Evet. Ondan sonra bir azıcık tarımında da çekirge sürüleri 10 yılda 5-10 yılda bir geçer. Ondan sonra açlığa mahkum bir ülke. Joker nedir? Yani neyle beslenecek bunlar? Balıkla beslenecekler. Şimdi 91'de Somali, 1991 yılında Somali iç savaşı içine düşünce ve işte kendi içindeki kabileler yoğun bir şekilde iktidar mücadelesine girince bu 21 yıl boyunca Somali devletsiz kaldı. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, başına neler geliyor, Somali gibi oluyorlar. Ve devletsiz kalınca bu kez bu su yolunu kullanan Batı ticaret gemileri ve balıkçılar bir kere üşüştüne su, sahil güvenlik yok, devlet yok, bir şey yok. Kim önleyecek kendilerini? Te Somali'nin kıyılarına kadar gelip onların balıklarını. Daha yüksek teknoloji var. Neticede balıkçı teknoloji Somalilere son derece ilkel. Onların balıklarını alıp olduğu gibi Avrupa'ya, Amerika'ya götürdük. Somali'nin balıklarını çaldılar. 1991'den itibaren. Hatta şunu yaptılar. Çöplerini kıyılara döktüler. Yani atmak için yer bulamadıkları çöplerini Somali kıyılarına, Somali denizlerine, radyoaktif ve kimyasal atıklarını Somali denizlerine gömdüler. Devlet yok çünkü. Devlet yok. Yani bunu önleyecek bir otorite yok neticede. Bir güç yok. Evet. Bunun üzerine Somali balıkçılar cinnet geçirdiler. 2001 yılından itibaren kendileri çıktılar. Hocam, ondan sonra burada bir şey geldi aklıma. Şimdi hani bazen görüyoruz da bazı protesto gösterilerinde şurada burada katil devlet, katil devlet. Ha onların amacı da belli o zaman. Devletsiz olunca ne oluyormuş bak. Allah kimse devletsiz bırakmasın. Türkiye'yi de devletsiz hale getirip Somali. Aynı duruma düşürmek için yapılan şeyler bunlar. Tabii. Şimdi cinnet geçirdiler ve bu kez bölgeden geçen balıkçılara el koymaya üstüne üstlük yani işte atıklarını denizlere döken ne kadar oradan geçen Batı ticaret gemisi varsa onları çıkıp el koyma çabasına girdiler. Yani mavi vatanlarına sahip çıkıyorlar. Yani devlet olmayınca kendileri sahip çıkıyorlar. 50 saniyenizi rica ediyorum. Tabii ki. 50 saniyelik bir reklamdan sonra Halil Öztaraş'la devam ediyoruz.
fazla enerjimiz var dedik. Bu yıl 1.181.064 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. REG Enertürk Enerji. Hayata enerjimiz var. Şimdi Hacı Özsaraç'ın anlattığından anladığım şu, Somali'nin balıklarını çalan haydutlar batılı şirketler ve devletler. Asıl haydut batı yani. Hı-hı. Somaliler değil. Ama bunu engellemeye çalışan mavi vatanlarını ve balıklarına sahip çıkmak için silah sarılan Somaliler de haydut. Evet. Deniz haydutları o. Anladım da böyle ciddi şeyler arasında bu bizim çökertmede olur böyle tekneler güzel tatilde. Ha, işte bu neden yer aldı burada? Somali Deniz Kuvvetleri. Anladım. Yani şu an günümüzdeki Somali Deniz Kuvvetleri. Bundan 11 tane var. Bir de işte böyle lastik botları falan ben var. Ben de anlamadım. Evet, Somali Deniz Kuvvetleri. Somali Deniz Kuvvetleri'nin şu an sadece 350 personel var. 350 personel. Ve bunların içerisinde yalnız gelecekte tabii büyüyecek. Hocam bunda ne top var, ne bir şey var, ne nasıl deniz kuvvetleri bu? Yani şu anda kendi deniz yetki alanlarını, yani Somali'nin Yemen denizinde 1400 kilometrelik böyle bir kıyısı var. Hint okyanusunda aşağıda da o boynuzun alt kısmında da 1800 kilometrelik bir kıyısı var. Yani 3200-3300 kilometre civarında kıyısı var. Onun tabii 200 millik de o münasır ekonomik bölgesini düşünün. Şu an onu koruyacak ne sahil güvenliği var, ne deniz kuvveti var, hiçbir şey yok. Dolayısıyla aslında Somali'nin Türkiye'ye büyük ihtiyacı var. Ne için? Batı'nın haydutlarına karşı koyabilmek için. Yani mesela bölgede deniz haydutlarına karşı koymak üzere Batı donanmaları var ya. Bu Batı donanmaları Somali'nin deniz haydutluğu girişimlerini önlemeye çalışıyorlar. Ama Batı'nın balıkçılarına dokunmuyorlar. Serbest. Ama Somalili, cinnet geçirmiş Somalili kendi balıklarını çalanlara tepki vermeye çalıştığı zaman onları engel olmaya çalışıyorlar. Veya onları kendi batı ticaret gemilerinin oradan geçerken radyoaktif dökmeleri, kimyasal atık dökmeleri serbest. Onlara dokunan yok. Ama bütün mesele haydutlarla mücadele. Tabii bunu normalde kimin yapması lazım? Somali Deniz Kuvvetleri. Bunla mı yapacak? Bununla yapamazlar. Yani mümkün değil çünkü bizden ne istiyorlar? Doğu Akdeniz'in yarısı büyüklüğünde bir alan var. Münhasır ekonomik bölgeleri çok geniş. Bunlarla yapamazlar. Şimdi aslında Somali Deniz Kuvvetleri'nin subaylarını biz eğitiyoruz. Yani benim mesela 12 tane yani 12 Somalili kurmay subayın eğitiminde ben de bulundum. Yani 2016'dan beri bizim Milli Savunma Üniversitesi'ne sürekli olarak geliyorlar ve orada eğitiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. İleride Somali Deniz Kuvvetleri büyüyecek. Büyüdüğünde de onlar devreye girecekler. Fakat bu bir 10 yıllık bir süreç gerektiriyor. Hani 10 yıllık yeni bir anlaşma imzaladık ya. Hı-hı. Bu süreçte Somali Batı dünyasına güvenmiyor ama Türkiye'ye güveniyor. Neden? 2011'den itibaren Türkiye Somali'ye yardım yapmaya başladı ve Türk tipi yardım adıyla Somaliler samimi bir Türkiye'nin samimi yardımını yakaladı, fark etti. Yani böyle yoğun çıkarlar üzerine değil ve bir istikrar arayışı değil veya yardımı gönderip de orada kendi tarafı bir gruba teslim etmek değil de Türkiye mesela kendi yardımlarını iç savaş ortamına rağmen gitti ihtiyaç sahibine kendisi eliyle teslim etti. Yoksa al şunu veriver ihtiyaç sahiplerine demedi. Dolayısıyla tabii pek çok da ekonomik yatırımlar da yaptı. Herhangi bir istikrar arayışı bekleyişi tamam, olmadan. Anladım. Hı-hı. Anladım. Peki biz Somali'nin kıyılarını savunabilecek güçte miyiz?
Oho, çok kolay bizim için. Yani Türkiye dünyanın 8. büyük vallahi ordusu. Bizim donanmamız da yani çok iyi bir donanma. Zaten biz orada varlık göstermemiz lazım. Az önce bahsettiğim gibi. Anladım, o şart. Yani, tamam. Hem orada kendi çıkarımız için, kendimizi emperyalizmden korumak için uzak denizlerde varlık gösteriyoruz. Hem de hazır oradayken Somalili kardeşlerimizin işte güvenliğini sağlamak üzere bizim de bir ortak payımız olsun. Bir sonrakine de devam edelim diğer resme. Peki tamam, Somalili kardeşlerimizin güvenliğini sağladık. Bundan bizim çıkarımız ne diye sorarım. Bir, iki, Somali dediğiniz Kızıldeniz'in ucu. Süveyş Kanalı, Doğu Akdeniz. Yani Somali'yi savunmak aynı zamanda Doğu Akdeniz'i savunmak anlamına gelir mi diye kesinlikle merak kesinlikle öyle ediyorum. Gelir. Yani o tarafından bakalım o zaman. Batı Asya'nın Batı Asya Denizi'nin güvenliğini bir komple olarak düşünmek lazım. Yani Karadeniz, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Yemen Denizi, Umman Denizi, bu denizlerin tamamını eğer bütünsel olarak düşünmezsek bir yerlerde çırpınmaya başlarız. O zaman Doğu Perinçek'in yaklaşık 15 yıl önce dile getirdiği bir şey vardı. 5 deniz, 5 kıta. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Yani çok yani ayakları yere sağlam yani basan politika Türkiye için bu. Yani başka çaremiz yok. Kendimizi bu arada resimleri görüyorsunuz ya. Evet. Şimdi aslında bölgeden geçen işte ticaret gemileri ele geçirmek de çok zor. Yani dikenli teller. Hakikaten ben ilk defa dikenli tel çekilmiş bir gemi gördüm. Yani bu o denizlerden geçen gemiler bunlar. Devam edelim. Ya o kadar zor ki. Jilet gibi bu teller ya. Yani şöyle diyeyim. 200-300 tane gemi saldırıya uğruyor veya etrafında işte deniz aydutu görüyorum ben diyor. Ay çok korktum diyor. Onu hemen şeye yazıyorlar işte biz deniz aydutu vakası diye. Halbuki işte 100 gemiden 7-8 tane gemi eğer böyle dikenli tel şunları falan yok. Bunlar mesela şey fon veya elektrik şey elektrik veriyorlar tırmanamasınlar diye. Su sıkıyorlar. Bakın şunlarla bu gemi ele geçirmeye çalışıyor. Yani o kadar zor ki aslında bu deniz aydutu denilen şey korkulacak bir şey değil aslında. Yani banka soyguncularından daha çok korkmak lazım. Ama biz lazım. Bile buraya şey gönderdik, gemi gönderdik. Emperyalizm fırsatçılık yapıyor. Emperyalizm fırsatçılık yap bölgedeki denizlere egemen olmak adına Somali deniz aydutlarını fırsat olarak kullandı. 2011'e kadar, 2011'den sonra bu deniz aydutu vakaları jet hızıyla düştü. Ondan sonra yeni bahane kim oldu? Yemen. Yemen'deki Husiler. Yani sürekli olarak kendisine bir bahane buluyor. İşte bakın bu gemileri ele geçirmek o kadar zor ki. Bir sonraki de devam edelim hızlı bir şekilde bu resimleri. Bu da geminin içine çıktı. Giremiyor hiçbir yere. Zaten kendi güvenlikleri var. Yani çok zor bu gemileri ele geçirmek. Yani deniz aydutluğu palavra. Yani çok tamam, üzerinde kafa yolacak bir şey. Devam edelim hızlı bir şekilde. Şimdi gelelim Cibuti'ye. Şimdi Cibuti şurası. Şimdi ama Somali'nin bir de petrol ve doğalgaz varlığı var. Orada da bir anlaşma olduğundan söz ediliyor. %30'u. Şimdi aslında anlaşmanın kendisini kimse görmedi. Yani bu tamamen demeçlerden çıkartılan şeyler. Şimdi Somali'nin kuzeyinde Somaliland ve Puntland var. Puntland'da işte 5-10 milyar varillik böyle bir petrol rezervinin varlığı biliniyor. Bir de Arap Yarımadası'na yakın olduğu için denizlerinde petrol olabileceği düşünülüyor. Varsayılıyor. Peki hocam şimdi Cibuti'de bir anlaşma imzaladı. Şimdi biz yandık. O bir başlangıç. Ya diğerleri de isterse. Diğerleri orada zaten. Herkes orada. Hayır. O bölgedeki diğer ülkeler de Türkiye'den bu tür bir yardım işbirliği ister. Güzel olur. Şahane olur da. Yani yapabilecek yani. Miyiz? Gücümüz var mı? Var tabii. Yani kendimizi uzaktan, kendi güvenliğimizi uzaktan sağlayacak. Ne kadar uzaktan sağlarsak o kadar iyi bizim için. O gücümüz şu anda dahi var.
Yani bazıları ne işimiz var gidemeyiz. Peki Batılılar buna izin vermemek adına ittifak halinde üstümüze gelmezler mi? Bizim orada bir ittifaka ihtiyacımız var mı? Müttefiklere ihtiyacımız var mı? Yani soru şu. Bizim oradaki varlığımız Batı'yla işbirliği içerisinde Asya'ya karşı mı olacak? Onu soruyorum işte. Hangi ittifakı tercih edecek Türkiye? Yoksa emperyalizme karşı mücadele etmek için emperyalizmden canı yanan ne kadar devlet varsa, o Kaosland'de ne kadar devlet varsa, artık kendisini kaosa sokan emperyalizmi kendisinden uzak tutmak adına hep beraber hareket edip emperyalizmi kendi denizlerine gönderme yolundan hareket edecek. Şimdi hatırlayacaksınız, siz ilk aradığım akşam henüz ortaya çıkmış bir haberdi. Kafamdaki de şuydu: çok geniş bir alan, bu Somali ile kalmaz. Ve Türkiye'nin üstüne gelirler. Evet. Trilyon dolarlık petrol doğalgazdan bahsediyoruz. Bunun %30'u bile çok çok büyük rakamlar. Türkiye burada bir siyaset belirlemek zorunda. Bu işi Amerikalılarla birlikte mi yapacak? Rusya ile Çin'le birlikte mi yapacak? Bütün mesele burada gibime geldi. Şimdi Somali'ye girişimiz zaten Amerikalılarla beraber oldu başlangıçta. Yani 93'te, 92, yani ilk savaş çıktığında Somali'de, 91'de. Çevik birler gitmişti. Orada 300 kişilik böyle bir Türk birliği de vardı orada. Bu tabi bu Birleşmiş Milletler Somali misyonu kapsamında. Tabi Amerika'nın liderliğindeydi o. Yani o dönemde Amerika ile beraber hareket ediyorduk. Ama şimdi artık Amerika ile beraber hareket etmek zorunda değiliz. Yani akıllı bir politika bunu gerektiriyor. Tam aksine Amerika'nın oradaki bölgedeki varlığını azaltacak, hatta bölge ülkelerini işte birlikte hareket etmeye sevk edecek bazı bir takım politikaları benimsemeye. Ama tabii bir cadı kazanı. Mesela Cibuti. Cibuti'de daha üstümüz yok. Yani askeri ikili ve iş birliği anlaşması, bir takım lojistik anlaşmalar. İşte o Cibutili askerlerin ve subayların bir kısmı bizim ülkemizde eğitim görecekler. 2014'ten itibaren aslında orada 500 hektarlık böyle bir alan bize tahsis edilmiş durumda, bir lojistik ikmal noktası olarak. Tarım yapacağız diye aldık biz orayı, öyle hatırlıyorum. Yani 2014'ten beri o elimizde boş duruyor. Orada herhangi bir lojistik merkez de kurmadık kendimize. Belli o askeri üs fırsat bulunduğunda kurulmak üzere hazır arazi olarak duruyor. Fakat Cibuti aslında bir üstler diyar. Şu gördüğümüz resim Fransız üssü. Yani 1977'de Cibuti'ye bu arada Fransız Somalisi deniyordu. Evet. O da Somali'nin bir parçasıydı. 1977'de 1450 tane Fransız askeri bölgede kaldı. İşte Cibuti'nin en verimli limanında yerleşti. Orada dev bir askeri tesis kurdu. Hatta kendi bünyesinde 2014'lerden itibaren de işte Alman, İspanyol, işte İtalyan bölüklerinde bu üstlerin kullanımına verdi. Avrupa Birliği'nin savaş gemilerinde bu üssü bir kullanıyor. Bir yerden duydum, Çin'in de burada önemli bir üssü var. Devam edelim. Hemen resimleri peş peşe. Benim de çok kulağım delik değil mi? Vallahi hemen duyuyorum. Burası Yemen. Yemen İç Savaşı çıktığında Çin Yemen'deki kendi vatandaşını tahliye etmek üzere bölgeye savaş gemilerini gönderdi ve tahliye etti. Nereye tahliye etti? Cibuti'ye. Fakat 2008'den beri Çin savaş gemileri Cibuti önlerinde yoğun varlık gösteriyor. Yani Batı Somalili deniz haydutlarını bahane edip bölgede yoğun bir şekilde varlık gösterince yani Kızıldeniz'den her yıl 1 trilyon dolarlık Çin malı geçiyor. Evet. O Süveyş kanalını. Dolayısıyla oradaki varlığımı korumak zorundayım deyip Çin'de 2008'den beri fakat üssü yoktu. Cibuti'de herkesin üssü var. Yani Fransa'nın var, İtalya, Almanya, işte İspanya, Amerika 2002'den beri orada. Şu an 4500 tane askeri var Amerikan üssünde. Hatta bir de hava üssü var. Oradan SİHA'larını kaldırıyor. Yemen ve Somali'deki istediği hedefi sürekli olarak SİHA'larla bombalayıp duruyor. İşte o Cibuti'deki üstünden kaldırdığı işte Predator ve Reaper SİHA'ları.
sürekli olarak o şey, o bölgenin semalarında onlar varlık gösteriyor. Mesela Türkiye'de bu anlaşmadan sonra Türk siyahlarını göreceğiz mesela Somali semalarında. Bu üstlenme Batı dünyasına açılmıyor. Aynı şekilde Japonya, 2016'dan itibaren Japonya'nın üssü var. 2017'den itibaren Suudi Arabistan'ın üssü var. Bu Yemen'deki iç savaşta vekil savaşçı olarak rol alıyor ya Suudi Arabistan. Cibuti'deki üssünü kullanıyor. Türkiye'nin daha henüz yok ama Türkiye'de Cibuti'de üstlenme çabası içerisinde. Şimdi 2008'den itibaren Çin orada üs açabilmek için inanılmaz gayret sarf etti. Devam edelim bu arada. Bu arada vakit daraldı. 5 dakika kaldı. Aha. Nasıl toparlayacaksınız onu hayretle izleyeceğim. Şimdi Somali etrafındaki devletlerle de bir sorunlar, sadece kendi iç savaş değil. Bu Somali Ogaden denilen bir alan var. Burası için Etiyopya ve Kenya ile savaş halinde. Şu bölge değil mi hocam? Şu pembe olan bölge. Evet. Burada işte Somali etnik yapısında insanlar yaşıyorlar. Dolayısıyla Etiyopya ile Kenya sürekli böyle Somali'yi işgal ediyor. Zaten şu an Afrika Birliği'nin işte oradaki bir misyonu var. 22 bin tane Afrikalı asker var. Çoğunluğu Etiyopya ve Kenya'nın askerlerinden oluşuyor. Şimdi Etiyopya'nın özel bir durumu var. Bir tarım alanı olarak özel bir yer. Fakat denize çıkış yok. Denize çıkış olarak Cibuti'yi kullanıyor. Cibuti'ye bağımlı. Cibuti'nin gelir kaynağı bir üsler var, askeri üsler. Bir de Etiyopya'nın dış ticareti var. Kendi limanlarını kullandığı için oradan ciddi bir miktarda kazancı var. Fakat yine Amerika'nın teşvikiyle Etiyopya Berbera, yani Somali'nin şu kuzeyindeki bölgedeki limanı kullanmak istiyor. Hı hı. Şimdi Somali'nin şöyle bir durumu var. Somali 6 eyalet ve bir özel bölgeden oluşuyor. Bir federal devlet aslında. Yok, evet. Fakat Somaliland ve Puntland sorunlu eyaletler. Yani eski İngiliz Somalisi dedikleri yer ve Somaliland kendi bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Ne güzel ha. Cibuti Fransız Somalisi, heh. Somaliland İngiliz Somalisi. Ya burası da İtalyandı. İtalyan Somalisi. Heh. Şimdi bunlar ne güzel birleşmişlerdi. 1991'den sonra bu Somaliland zaten isteksiz birleşmiş demek ki 1960'da. Hala 1991'den beri dinlemiyor merkezi hükümeti. Dolayısıyla Etiyopya'da kendisini tanıma karşılığı Berbera Limanı'nı kullanma hakkı vermek istiyor. Etiyopya'nın da canına minnet. Tabii. Yani o da hazır bu fırsat verilmiş. Şimdi bunun üzerine Somali'de bir reaksiyon gösterdi. Türkiye'nin kapısını çaldı. Ondan sonra dedi ki benim deniz güvenliğimi bu Somaliland'ın ve Puntland'ın önünde kapsayacak şekilde sen sağlar mısın dedi. Şimdi Türkiye'nin aslında en çok zorlanacağı alan bu kuzeydeki laf dinlemeyen Somali eyaletleri. Yani burada ne yapacağı? Fakat Somaliland'da da Türkiye'nin bir itibarı var. Yani evet Somaliland'ı hiçbir dünya devleti tanımıyor. Türkiye Mogadishu'da üstlenmiş vaziyette ki başkentte. Fakat burada da konsoloslukları falan var. Yani Somaliland tarafıyla iyi ilişkisi var. Dolayısıyla kendi iç çatışmalarında Türkiye'nin yer almasına gerek yok. Sadece denizlerde varlık gösterdiği sürece ve sadece Somali'nin silahlı kuvvetlerini eğittiği sürece ve onun kendi iç savaşına müdahil olmadığı sürece, yani Batı'nın yaptığı gibi. Ya eğitince müdahil olmuyor mu? Yok. O neticede, İHA verirsek müdahil olmuş olur muyuz? Kendi İHA'larımız, SİHA'larımızı bu 10 yılda kendimiz kullanırız. 10 yıldan sonra o kendi şeylerin zaten ordusu çok küçük bir ordu Somali. Yani 18 bin kişilik anlaşma bir ordu. Anlaşma süresi uzama ihtimali var mı? Uzar tabii. En azından sonunda biz orada İHA SİHA fabrikası kurmazsak da ben bakın şimdi, burayı yazıyorum altında şimdi, çiziyorum. Ben Mogadishu'dan ziyade Berbera şurada. Evet. Berbera'da üstlenmeyi tercih ederim. Yani önümüzdeki günlerde hem şeye daha Yemen'in ve Bab el-Mandeb boğazının evet, boğazı hemen dibi. O zaman
Cibuti'de de çok fazla üstlenmeye gerek kalmaz. Ben şahsen Berbera'da üstlenmeyi daha çok isterim. Çünkü Cibuti'de 10 mil karelik böyle bir alan var. Bütün üstler orada. Çin'de mesela devam edelim. O bir Çin üssünün olduğu yer vardı. İki ama vakit kalmadı galiba. Şey kaldı. Yani bu da işte Cibuti'deki Çin üssü. 2017'de Etiyopya bir dünya yatırım yaptı. Cibuti'ye bir dünya yatırım yaptı. Amerika'nın itirazlarına rağmen Cibuti ve Etiyopya %6 büyüyen ve kuraklık, çekirge sürüleri falan hiç vız geldi. Covid-19 herkesin ekonominin çöktüğü dönemde Etiyopya ve Cibuti Çin'in yatırımları sayesinde ekonomik olarak ayakta kaldı. Dolayısıyla Çin'in burada askeri üs kurma isteğine hayır diyemedi. Tabii Amerika'da ekonomik rekabete girdi ama zayıf kaldı. 2017'den itibaren Cibuti'de Çin'le var artık. Dolayısıyla bu 10 mil karelik birbirine yakın üstler grubu aslında Cibuti bir üstler cadı kazanı. Yani herkes birbirine çok yakın çünkü Amerikan üssüyle Çin üssüne yani yürüyerek 2 saatte gidersiniz. Yani o derece yakın birbirlerine. Diğer şeyleri hemen son bir şey yapalım hocam. Çünkü bana yönetmenin söylediği vakit doldu. Tamamdır. Bundan sonrası artık şey. Başka program yaparız. Fırça babında uzatmalar olacak. Tamamdır. Yok hiç şey yapmayalım. Girmeyelim o zaman. Çünkü yani şöyle yapıyorlar hocam. Konu çok geniş. Kes diyorlar. Kesmedin mi? Kes diyorlar. Tamam o zaman. Tamam yani konu çok uçsuz bucaksız. Türkiye'nin emperyalizmden kendisini korumak adına uzak denizlerde varlık göstermeye ihtiyacı var. Başka da çaresi yok. Kimse ne işimiz var oralarda filan demesin. Bizim orada, buralarda çok işimiz var. Biz Batı Asya denizlerinin tamamında varlık göstermediğimiz takdirde bir emperyalizmle çok uğraşır dururuz. Emperyalizmin göbeğini kesip kendi denizlerine yollamak için bizim Batı Asya denizlerinin her köşesinde, Hint Okyanusu'nun her köşesinde dünya denizlerine çıkabildiğimiz kadar uzağa gitmek zorundayız. Başka da çaremiz yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi bu kadar anlatılırdı herhalde. Efendim yarın sabah saat 8.